Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 8.9.9.2 sürümünü yani dünkü sürümü inceliyoruz arkadaşlar. Günlük sürüm bugün bir güncelleme gelmedi ne yazık ki. Şimdi başlayalım bakalım. Müzik uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Müzik uygulaması takılmıyor. Gayet iyi böyle hızlı hızlı şey yapabiliyorsunuz. Eskiden menüde takılma yaşıyordum. Flame 7'de. Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. E, ses efektleri kısmında her şey olduğu gibi eklenmiş arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok daha efektler gelecek diyor, o daha var ona güncelleme gelmemiş equalizer kısmında böyle arkadaşlar sizimiz gibi falan filan ayarlayabiliriz herhangi bir sıkıntı yok takım kısmına giriyoruz arkadaşlar takım kısmında ben bir şey oluşturmuştum bunu sileyim sizlere baştan yapayım ben bunu yani güzel şeyler gelmiş mesela eee artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela Fatih Aksoy'a da Gmail'imizi seçtikten sonra nedir abi? Ee, New Event kısmında Şunu deneme yazalım. Tekrardan sev diyelim. Buraya işte bir şeyle ekleyebiliriz arkadaşlar. Daha bir tür bir sürü şey ekleyebiliyorsunuz. Doğum günü More Option kısmına basıp işte doğum günleri kutlamalar, geri gün sayımı işte ne bileyim e, geri gün sayımı ne olabilir? Mesela Flame'i 8 çıkacak diyelim. Ben bunu böyle sallıyorum arkadaşlar. Şimdi gerçek değil bunlar. Mesela diyelim ki Kasım'ın onunda çıkacak mesela. Dedikten sonra kaydettiğimiz zaman 68 gün sonra filmi 8 çıkacak diye bir geri gün sayımı oluşturur kendimize. Bunlar güzel şeyler. Yeni eklenmiş en azından. Galeri kısmına girdik arkadaşlar. Galeri kısmında fotoğraflar, direkt çektiğimiz fotoğraflar önümüzde. Albümlerimiz ve momentlar var. Çektiğimiz kişilerin resimlerini burada otomatikman bir e, an şekline giriyor. Bir video şekline getirip burada yayınlıyor. Flamide'de de zaten bu var. Ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmında cloud'a aktarabilirsiniz. İşte gerekli bildirimleri falan alabilirsiniz filan. bunda da sürümü 8.4.1 arkadaşlar. Yani tüm uygulamalar hemen hemen 8. sürüme yükselmiş durumda. Bir sıkıntı şu arkadaşlar. Çektiğim ekran resimleri, screenshotlar buraya gözükmediği için bazı programlarda screenshot algılamadığı için sıkıntı yaşayabiliyoruz. Albümlere screenshotın eklenmesi lazım. Bunu da nasıl yapacağımı bilmiyorum açıkçası. ancak yeni dosya oluşturun bilmiyorum. Yani foto peşlerde gözükmüyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Onların yapılması lazım. Neyse onlar zamanla yapılır. Ayları daha sonra anlatacağım. Clock kısmına giriyoruz. Yani saat kısmına giriyoruz. Burada şehirleri falan ekleyebilirsiniz. Mesela İstanbul varsa ekleyelim. Evet, İstanbul Türkiye varmış. Ee, alarımız var, alarmları güzel. Şehirler var. Geri sayım aracımız var ve kronometre aracımız var arkadaşlar. Daha da bir şey yok bunda. Ee, Alarm kuran arkadaşlar için ben hani uyanamıyorsanız, uyanamıyorsanız muhakkak bak. Şurada he, kedilerle ilgili bir şey var. Onu açın. Sesini de ayarlayın sonuna kadar. Ben size bir şey diyeyim mi? Uyandırır. <laughs> Sırf alarmı kapatmak için kalkarsınız yani o derece. Neyse şimdi bir geri gelelim. Sistem uygulamalarını tanıttığımız için Class klasörüne giriyoruz. Notları bir girelim. Evet arkadaşlar bir notların falan vardı. Onları sildim. Onlar geri dönüşüm kutusuna gitti. Daha sonra onları şey yapacağım ben. Ee, getireceğim. Şimdi arkadaşlar iyi şeyler var. Buradan not grupları var. Kendinize not gruplarını editleyebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Ee, ne bileyim. Buradan şeyler yapabilirsiniz kendinize. Ya da yeni grup atayabilirsiniz. Ne, nedir abi? Notlar. İşte gereksiz. Gereksiz notlar. Gereksiz şeylerinizi e, buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir deneyelim. Heh, bunlara böyle bir özellik geldi. Yukarıdan indirdiğimiz zaman yeni notu hemen yazıyor arkadaşlar. Gereksiz gereksizler diye yazalım arkadaşlar İstersek şuna bastığımız zaman büyütebiliyoruz şunu ol kısmından basıp yani sağdaki ol kısmından basıp e, gereksiz seçtiğimiz zaman ve geri çıktığımız zaman arkadaşlar bunun gereksizlerin içine atacaktır yani şuradan bastığımız zaman e, gereksizlerin içinde bir itemimiz olduğunu göreceğiz. Ayarlar kısmına giriyorum. Ayarlar kısmında pek bir şey yok arkadaşlar. E, check for update yani güncellemeni kontrol et diyor. O kadar başka bir şey yok. About kısmına zaten notun 8'e e yükseldiğini gösteriyor arkadaşlar. Calculator hesap makinesine giriyoruz. Sesli <laughs> Sesli asistan var. Sesli asistan önermiyorum. Çünkü değişik bir sesi var. Bir dinleyelim istiyorsanız. One, two, three, yani çok garip konuştuğu için e, kullanmamızı öneririm. E, yeniden dolar molar euro hesaplama olayları var arkadaşlar. Bir yazdığımız zaman 5.82 lirayı görüyoruz. Ne yazık ki. Faiz kısmına giriyoruz arkadaşlar. Yani dosyalar kısmına giriyoruz. Arayüz olarak değişmiş arkadaşlar. Videoların simgesi değişmiş. E, müziğin simgesi değişmiş. Dokümanlarınki değişmiş. Zip APK ile Dolon ki hemen hemen film 7 ile aynı arkadaşlar. Ee, arayüz böyle yani dosyalarımız falan böyle. Ayarlar kısmına bir bakalım bir şeyler varsa eğer sizlere göstereyim arkadaşlar. Recent ne var? Son görünen şeyler işte şunlar yani şunlar şurası recent. Son şeyler buraya eklenir arkadaşlar. Ee, çöp kutusu var. Yok bu saklanan klasörle Bu sakladığımız klasörler buradan görünüyor. Sonradan giriş yapabiliriz arkadaşlar. ile karıştırmayı Vault burada zaten. Ee, burada bu da güzel. Burada kalan alanımızı gösteriyor. Buradan temizleme aracımız var. falan da filan. Toolbox'a giriyoruz. Tolbox'ta fenerimiz var. E, fenlere ses getirmiş arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman seslerimiz var. M6 Note olduğu için arkadaşlar flash'a bastığımız zaman böyle polis sirene gibi yanıp sönme özelliği falan yine eklenmiş durumda. Mirror'ı açmıyorum. Beni görmenizi istemiyorum. <laughs> Ruler kısmı arkadaşlar yeniden ee, nedir adı? Cetvel eklenmiş arkadaşlar. Artıya bastığımız zaman bir o kadar daha atıyor mesela. E, Rondom var zaten. Herhangi bir değişiklik yok. Ona buradan zar seçip işte üçün biri geldi filan yapabilirsiniz arkadaşlar coin'imiz aynı panda yerine flame simgesi eklenir sadece onun şeyini söyleyebilirim arkadaşlar sizlere migration'ı anlatmaya gerek yok update programını anlatmaya gerek görmüyorum ama bir bakalım arkadaşlar gelen güncellemeleri zaten buradan görüyoruz duyuruları falan buradan veriyorlar ayarlar kısmına girdiğimiz zaman programın kendi güncellemesi sistem programlarını güncellemek için bir alan. güncelleme seçenekleri işte otomatik indirsin, gece indirsin, gece uyarsın filan. Bunlar da işe gerekli şeyler işte Flame 8'e kaydolmuşsan işte Flame 8'e kaydoldun. Çıkmak istiyorsan çık. Yani o senin tercihine bırakılmış bir şey. Evet update'ten de çıktık. 100 lira gerek yok. E-mail'e gerek yok. da gerek yok. Çünkü Türkiye'den herhangi bir il yani yok İstanbul var sadece arkadaşlar bu Asrum olduğu için sadece İstanbul var İstanbul'a bakalım eğer doğruysa şu an İstanbul'da hava 29 derece arkadaşlar Çince olduğu için anlamıyorum işte ne kadar şeyine kadar diye Evet şimdi bu da bitti buradan da çıkalım pedometre arkadaşlar kişisel bilginizi falan girdikten sonra işte kendi adım bilginizi işte personel profilinizi yani kendi profilinizi girdikten sonra aktif olan bir şey. işte ne kadar yürüdüğünüz ne kadar coştunuz da pis yazıyor arkadaşlar zaten. Herhangi bir ayarı yok arkadaşlar bunun ya yani da ben görmedim. Recorder aynı sistem simgesi değişmiş sadece. Geri kalan her şey yani arkadaşlar. Download indirme yöneticisine girdiğimiz zaman her şey yani Sadece VLAN'dan değil telefondan da indirmek istiyorsanız bazı şeyleri şunu kapatmanız lazım arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım. Hem sizlere tanıtıyorum hem de Programın ayarlarını birlikte yapıyorum. AC'ye daha sonra bakacağız. AC Akıllı niyetine niyetine gelen bir program. AC'ye daha sonra bakacağız. Mezun pe ikinci olduğu için anlayamayız. Game Center oyun indirmek için News e, Mezun kendi haber programı, videolar, videolarımızı izleyebileceğimiz bir e, platform. Bir girelim bakalım. Açık içinde video bir şey yoktu ama şuradan miye bastım zaten. Yani benim dosyalarımı girdikten sonra e, bakalım ne var ne yok. Lokal videolara girelim. Ha, ekran kaydı almışım ufak bir tane. Evet arkadaşlar bunun da ayarı böyle. Mesela diyor ki otomatik oynat bir sonraki video. Yani klasörün içindeki bir sonraki videoya geç. Daima bu video oynat. Videonun hızı işte adap screen yani ekrana göre boyutlandır. Full orijinal filan arkadaşlar bunlar burada. Herhangi bir değişik bir şey yok zaten. Ee, bu beta sürüm olduğu için ileride gelebilir arkadaşlar değişik değişik özellikler temalara giriyoruz temalarda ise ee, birkaç tane filmi teması filmi 8 teması var ücretsiz filmi 8 temasını nasıl indirebiliriz onu ben sizlere göstereyim internet biraz kötü olduğu için arkadaşlar başvurumu yaptım hala gelip bağlamadılar yan daireden hala üçlü ile alıyorum <laughs> şimdi Ücretsiz temalar bunlar arkadaşlar. Mi, Kon filan işte Pro M8 gibi şeyler arkadaşlar. Bunlar ücretsiz temalar. Az bir temamız var zaten. Ee, gerekli mi? Değil arkadaşlar. indirmek isteyen de indirebilir filan. Şimdi geçelim bunları. Bunlar böyle aylarımıza giriyoruz. Aylarımızda mix and match var. Yani değişik temaların değişik özelliklerini tek bir tema halinde şey yapabilirsiniz, birleştirebilirsiniz. Bu arada e, yoğun sıfır arkadaşlar maaş yatmamış. <laughs> Anlayan anladı. <laughs> arkadaşlar bunu da sürmüş 8. Yani çoğu program 8'e yükselmiş durumda arkadaşlar. App Store zaten mezun kendi App Store'u da anlatmaya gerek yok. Security'ye giriyoruz. Security'de de değişik bir şey var mı? Pek gözüme ilişmediğim. Belki şu datanın simgesi değişmiş. Batarya'nın ki permisyon ki falan. Yani birkaç simge değişikliği falan var ama şu cleanup aynı gibi geldi bana. Ayarlarına giriyoruz. Ayarlarında pek bir şey yok açıkçası. Ee, ana ekranı kısa yolları oluşturabilirsiniz. tek dokunuş ekranı kapatma ve hızlandırıcı falan orada var. Hızlandırıcının şöyle bir sesi de var. Çok hoşuma gitti ama şimdi onu aktif edersem kayıt giderse yeniden başlatacağım. İyi dinleyin. Evet temizlendikten sonra bir roket kalktıktan sonra bir ses geliyor diye. Artık ne diye. <laughs> Öyle bir e, ses efekti eklenmiş durumda. Flaming kendi içinde işte Flaming Guard Life Short video bu yeni geldi kısa videolar falan var galiba. DS Game Okuyucu bir de şu para ile ilgili para kesisi ile ilgili bir şey gelmiş. Onların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi arkadaşlar sürüm şey Beta Ufak tefek hataları var mı? Var. Yok mu? Var. Yani yok diyemeyiz. Şimdi e, tarayıcıya bir girelim. Tarayıcıda neler var? Tarayıcı ayarlarına girmek için arkadaşlar şuna bastığımız zaman eskiden şu menünün içinde işte ayar vardı şimdi bu buraya kaymış buna bastığımız zaman ayarlarımıza bakabiliriz arkadaşlar e, reklam engelleyici içinde var Evet arkadaşlar rehbere geldik rehber kısmında işte ayarlarına bir bakalım arkadaşlar rehberle ayarlarına girdik ya bunlar bilinen şeyler aslında değişik bir şey gelmemiş galiba işte telefon çalınca telefonu ters çevirirseniz telefon şeye girer arkadaşlar sessize girer flash uyarısı power butonu ile aramayı kapatmak bu bazen lazım oluyor ekrana basmaktan sonra direkt power'a basıp aramayı sonlandırabilirsiniz arkadaşlar işte aradığınız kişi açınca telefon titremesi falan şeyler var ses kaydımız var e, voice mesaj bu bizim ülkemizde var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar işte beni daha sonra ara işte konuşuruz falan var ya onlar e, bunlar değiştirilebilir arkadaşlar seni sonra ararım işte hızlı mesajlar var Ar ara, siz arayana hızlı mesaj göndermek için bunları değiştirebilirsiniz daha sonradan Global'e geldiği zaman bunlar Türkçe olacak Evet arkadaşlar mesajlara geldik bir mesaj yazalım filan sadece şuraya bir şeyler yazalım işte Selam diye Şimdi selam yazdık ne yapabiliriz Resim yollayabiliriz Kişi yollayabiliriz e, Location yani yer bilgimizi yollayabiliriz ya da ayrılanabilir mesaj yani süresini ayırlarız. Ne bileyim saat 12'de birinin doğum günü mesela bir sonraki gün saat 12.01'de işte iyi ki doğdun bilmem kim diye bunu ekleyebiliriz. Evet ayarlara bir bakalım. Ayarlarda arkadaşlar şey gelen mesajları bildirim olarak gösterme iletin iletilen mesajları işte mesajın içine iletildi olarak gösterilmesi e, kara liste beyaz liste falan bunları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Falan filan böyle değişik herhangi bir şey yok arkadaşlar. kameraya geldik elimi kameranın arkasına koyup açıyorum şimdi arkadaşlar ayarlara girelim ayarlarda neler var sesle kontrol sesle kontrol olarak çekim var i̇şte peyzi ya da diye bir şey diyerekten çekebilirsiniz arkadaşlar tarih damgası watermark ee, filigran filigrana şeklemiyorsunuz arkadaşlar yani kendi adımı soyadımı ekleyeyim yok arkadaşlar buna yine eklenmemiş bunu ben yine bildireyim umarım gelir Şimdi video kısmına bir girelim. Video kısmında da e, M6 cihazı için konuşuyorum. 4K kadar çekim var. S, O, S, hangisi açık bilmiyorum. Onları ileride çekim örneklerini sizlere sunacağım arkadaşlar. Portra modu yine var. Funny Snap'ı açmayacağım. Mor kısmında işte Pro, Panorama, Scan, e, Döküman, Çekme, Timelapse, Slow Motion, Kare Çekim. Backtrace ve Super Night yine özellikleri var. Bunları tek tek deneyip sizlere örnekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yeri değil. Evet arkadaşlar video 18 dakikaya yakın olmak üzere. Ne gösterecektim? Bu ayarlarla ilgili ama hani ana menüde olduğumuz için gösterebilirim arkadaşlar. Şu gelmiş. Ee, bu güzel bir şey. Bunu göstereceğim size. Nasıl değiştirilir, şunlar nasıl eklenir falan hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ee, o zaman ne yapalım? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım da faydalı olmuştur.